ağrı oluyordu başımda. Öyle yani, kullanıyordum devamlı. Her gün ya da 2-3 günde bir ağrı kesici ilaç kullandığı için ilaç bağımlısı olanların oranı her geçen gün artıyor. Çünkü kişiler reçetesiz olarak da satılan ağrı kesicilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Ve her ağrıda ilk başvurdukları da bu ilaçlar oluyor. İlaç ağrıyı dindiriyor ama bambaşka problemleri beraberinde getiriyor. Plaka ilaçlar vardı. Onlardan bir plaka alıyordum. İşte ağrım oldu mu içiyordum devamlı. Orhan Yıldız'ın ilaç bağımlılığı onun böbreklerini bitirdi. 10 yıldır diyalize giriyor. Ağrı kesicilerin kontrolsüz kullanımı yüksek kan basıncıyla hipertansiyon hastalığıyla ilişkili. Bunlar çok tehlikeli tabii. Günlük ilaç kullanımını bir alışkanlık haline getirenler bir süre sonra vücudundaki hasarların yanı sıra bazı duyuları da kaybediyorlar. Koku alamıyorlar ya da birçok şeye hemen tepki gösteremiyorlar. Az bir doz değil. Aşağı yukarı 3000 tablet hayatı boyunca alması gibi bir rakam var. Yani düşünün ne kadar bu hastalar bağımlı halde bunu kullanıyorlar. 3000 tablet. Antibiyotikleri çok kullandım. Dişimiz ağrıdı, antibiyotik, ağrı kesiciyle antibiyotik, hepsini kullanıyorduk bunlar. Soğuk algınlığı antibiyotik. Özellikle de ağrı kesiciler bir süre kullanıldı diyelim, 3 gün, 4 gün, ağrınız geçmiyor. O zaman mutlaka bir doktor kontrolüne tekrar gitmeniz lazım. Tıp uzmanları ayda 10 günden fazla ağrı kesici kullanan ve bunu en az 3 ay devam ettiren bir kişinin bağımlı olduğunun altını çiziyor. İlacın sıvı ya da tablet olması fark etmiyor. Mühim olan miktarı. Her alınan miktar da bir tane bile olsa vücudu bitirebiliyor. Yüksek tansiyona yol açabilir, kalp hastalıklarını tetikleyebilir. Birçok ilaca ilişkili başka yan etkiler de var. Karaciğer yetmezliği, karaciğer bozukluğuna yol açabilir. 2-3 ay yoğun geçen temizlenme, arınma tedavisiyle yani ilaç içmeme tedavisiyle ilaç bağımlılığından hastalar kurtulabiliyor.